Herkese merhabalar. 9. sınıfta göreceğimiz üstü ifadeler ve denklemler konusuna giriş yapmaya hazırsak başlayalım. Bugün sizinle beraber üstü ifadeler ve denklemler 9. sınıfta göreceğimiz bu konunun temellerini biz aslında daha önceden 5, 6, 7, 8'de atmıştık. Ama bugün sizinle beraber üstü ifadeler, üstü ifadelerin özellikleri, denklemler ve üstü ifadeleri dört işlem konularıyla giriş yapacağız. Ama öncesinde hatırlayalım hemen ben 5, 6 ve 8. sınıfta üstü ifadelerde doğal sayıların küpü, karesi, aynı zamanda üstü sayıların nasıl gösterildiği üstü ifadeleri beraber öğrenmiştik. 7. sınıfta da tam sayılarla işlemleri, tam sayıların kuvvetini, rasyonel sayıları ve rasyonel sayıların karesi, kübü, kavramlarını beraber öğrenmiştik. Yani aslında biz bu temellerin üzerine 9. sınıfta göreceğimiz bu konunun girişini yapacağız. Unutmayın sekizden dokuzda matematik hazırlık kitabımızdan da sayfa 62-78 arasında mutlaka ödev olarak çözelim. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Geldik üstü ifadelerin ne olduğuna. Zaten bunları biliyorsun. 6. sınıfta gördün. 7. sınıfta gördün. 8. sınıfta gördün. Ya bitmedi. Ama hep devam ediyor. Devam, yine devam edecek. Aslında şu demek. Bak mesela. 3 üzeri 2. Ne demek? 6. Ay da, Allah senin iyiliğini vermesin. Ela 3 üzeri 2. 3 çarpı 3 demek. 3'ün karesi aslında bu. Ta bunu 5. sınıfta görmüştüm. 3'ün karesi demek. Kendisiyle. 3'ü çarp demek. 3 kere 3 nedir? 9'dur diyebiliriz. 4 üzeri 3. 4'ün kübü diye okunur da atıyorsak 4 çarpı 4 Çarpı 4 demek. Kaç tane? 3 tane 4'ü yan yana çarp demekti. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64'tü. Bak bunları bulabiliyorduk. İşte biz bunları artık birazcık daha sistematize ediyoruz ve diyoruz ki A üzeri ne? Diyoruz. Böyle birazcık daha havalı konuşmaya başlıyoruz. Çünkü matematik artık ne? Harflerle, marflerle olacak bir şey. Hatta ileriki sınıflarda artık hiç sayı bile olmayacak. Dolayısıyla biz bunlara alışmamız gerekiyor. A üzeri ne? Nedir Tonguç Evlen Bey? Ne, ne tane? A'nın yan yana çarpımıdır. Of! gerçekten kurduğum cümle bile beni korkutuyor. Of. Ama hiç sorun değil. N tane A demek aslında 5 tane 7'nin çarpımı gibi bir şey aslında. Yani buna N A yerine istediğin sayıyı verebilirsin kafanı rahatlatmak için. A üssü N şeklinde okunur Tonguç Evlen Bey'im. Ve A'nın N'inci kuvveti de denebilir buna unutmayalım. Mesela 3 üssü 2 veya 3'ün ee, e, ikinci kuvveti 4 üssü 3 veya 4'ün üç, üçüncü kuvveti şeklinde okunabiliyor. Mesela Tonguç'un burada kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5. Bravo diyorum. Gerçekten çok iyi saydın. O zaman 2 üssü 5 diyebiliriz. Çünkü 5 tane 2 var burada. İşte 2'nin 5. kuvveti şeklinde de okuyabiliriz. Unutmayalım. Mesela burada kaç tane eksi 3 var Tonguç Eren Bey? 3. Bravo diyorum sana. Eksi 3'ün o yüzden 3. kuvveti diyebiliriz. Hatta bu işlemleri yapabiliriz. Eksi 3 çarpı eksi 3 artı 3 e, artı 9. Artı 9 çarpı eksi 3 de eksi 27 çıkar falan filan. Bunları hesaplayalım. Hesaplamalara bakacağız sonra özelliklerine bakalım senle beraber. Bakalım hocam. A eşit değildir sıfır olduğuna göre diye bir şey söylemiş ki zaten üstü ifade olabilmesi için sıfırın bilmem kaçıncı kuvveti yine sıfırdır. O yüzden anlamsız oluyor. Neyse bunlar önemli değil. Ne elemandır? Tam sayılar, pozitif tam sayılar falan filan. A üstü sıfır. Sayının üzerine Tonguç sana bir şey öğretmek istiyorum. Öküz. Efendim hocam. Sana demin öğretmiştim. Öküz üzeri sıfır. nedir Tonguç evren e, Sıfır. Hayır. Bir sayı üzeri sıfır her zaman birdir. Bravo diyorum sana. Peki Tonguç'um Öküz üzeri 1 nedir Tonguç'um? Hemen söylemesin bana. Ee, sır. Hayır öküzün kendisidir. Yani sayının üzerinde 1 varsa kendisidir. Sayının üzerinde 0 varsa 1'dir. Bunları unutmayalım. A üzeri eksi 1 dediğimiz şeyse aslında sayıyı tepe taklak çevir demek. Mesela A üzeri eksi 1, 1 bölü A demek aslında. Aslında görünmez bir ne vardır her sayının altında? Biz. Bravo diyorum. Sen onu ters, ters, ters çeviriyorsun. A bölü bir, bir bölü A oluyor. Mesela A üzeri ne? Bir bölü A üzeri neydi? Ben yukarı çıkarmak istersem aslında bu ne kuvveti? Eksi N haline geliyor? A üzeri eksi N haline geliyor Tonguç evladım benim. Ee, ve geldik A negatif gerçek sayı ise şunu unutmayalım. Eğer negatif bir sayının tek bir kuvveti varsa bu negatiftir. Eğer negatif bir sayının çift kuvveti varsa bu. Mesela eksi ikinin ee, dördüncü kuvveti. Nedir? Pozitif mi? Negatif mi? Donguç Ölen Bey'im. Pozitif. Neden? Çünkü çift eksi iki çarpı. Çift e, pozitif, e, e, pozitiftir. Aynen. E, tek, yani negatif sayının yani e, çift kuvveti pozitiftir. Eksik çarpı eksik artı dört. Artı dört çarpı eksik. Eksik eksi, iki, eksi, iki, eksi iki çarpı eksik artı on altı çıkıyor dikkat ettiysen. Ama burada eksi ikinin üçüncü kuvveti nedir desek? Eksi iki çarpı eksi iki çarpı eksi iki. Eksi iki eksi dört, Eksi dört. Eksi iki. Eksi dört çarpı. Eksi iki çarpı artı pardon. Ee, eksi 2 eksi 2 artı 4 çıkıyor. Artı 4 çarpı eksi 2 de eksi 8 çıkıyor. Unutmayalım diyoruz ve geldik bir tane örnek soruyla pekiştirelim. Tonguç şunu unutmayalım. 1 üzeri öküz. Efendim hocam? 1 ee, tamam. üzeri manda. Nedir Tonguç? Hemen söylemesin bana. Ee, düve. Hayır birdir. Birin her kuvveti birdir. Unutmayalım. Mesela peki eksi birin e, e, şey diyelim e, o yüzüncü kuvveti nedir desek bu çift mi tek mi diye bakman gerekiyor. Eğer çiftse yine birdir. Eğer tekse e, negatiftir. Daha doğrusu eksi birdir diyebiliriz. Mesela eksi birin elinci kuvveti. Bu sayı çift olduğuna göre bunun sonucu bir kere pozitif çıkacak. Ve birin el kuvveti bir olduğu için artı bir diyoruz ve sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Artı diyorum. Bu zımbırtıyı yukarı çıkartalım. Üçün Artık ikinci kuvveti yazabiliriz buna. Neden? Çünkü eksi ikinci kuvveti aşağıdaydı. Tepe taklak yaptım. Üçün ikinci kuvveti oldu. Artı diyorum. 9 üzeri 2 üzeri 0. 1'di. Bravo diyorum sana. 200 0 dedi. Onu hatırlayalım. Eksi diyelim. Sonra şu zımbırtıyı yapmak içinse şunu unutmayacağız. Şu eksinin manası aslında sayıyı ters çevir demek. Yani 2 bölü 1 tepe taklak yap demek. Tepe taklak yapmak üzerinde 3 kaldı. 2 bölü 1 kaçtır Allah'ını seversen? 2. O zaman 2'nin 3. kuvveti. O zaman 2'nin 3. kuvveti. 2 çarpı 2 çarpı 2. Kaç eder Tonguç evladım benim? 6. Dangoz musun? 2 üzeri 3 6 etmez. 2 üzeri 3 8 eder unutmayalım. O zaman cevabımızı bulmuş olduk. İşte 1 artı 3'ünün karesi 9'dur. Artı 1 eksi 8'den çatarank çatarank ee, cevabımızın çat 1, 3 çıktığını görebiliriz. Bravo diyorum sana ve geldik çarpma kurallarına. Zaten bunlar eskiden beri bildiğimiz şeylerdi. Tabanlar aynıysa anam e, işlemine bakar mısın ben? A, N, Anam! A, a evet <laughs> ne diyorsun? A üzerinde Çarp... E, a üzeri M diyelim. hemen bunları çarptığımız zaman Tomuç'um taban aynı kalacak şekilde üstler toplanır. Yani N artı M olur. Üstler aynıysa Tomuç Evren Bey. Im. O zaman şöyle oluyor. E, tabanlar çarpılıyor. A çarpı B üzerinde K şeklinde kalıyor. Mesela bir örnek. 3 üzeri 5, 2 üzeri 5. E, üstler aynı. O zaman tabanları çarp. 3 kere 2. 6 üzeri 5 diyorum. E, burada da tabanlar aynı. Üstleri topla. 2 üzeri 4 artı 6'dan 2 üzeri 10 diyorum. Mesela şöyle bir işlemde tabanlar aynı. O zaman üstleri topla. 2 üzeri x artı 5. İşte üstü denklemlerde hafiften ısındırmaya başladım seni. Çünkü böyle x'ler mixler gelecek. Yani üstlerde illa sayı olmasına gerek olmayacağı durumlar gelecek. Bölme işlemine baktığımız zaman tabanlar aynıysa yine üstleri, pardon, üstleri bir sayı çıkartıyoruz. A üzeri n eksi m diyoruz. Üstler aynıysa da e, aslında tabanları bölüyoruz. Ve üstü tek bir üst şeklinde yazıyoruz. Mesela 10 üzeri 3 bölü 5 üzeri 3. E kaçtır evladım benim? 2. 2 üzeri 3. Bravo diyorum sana gerçekten çok zekisin. Peki 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 3. E Tabanlar aynı. Üstleri çıkar o zaman. 3 üzeri 5 eksi 3 yani 3 üzeri 2'dir diyebiliriz. 2 üzeri x e böyle 2 üzeri 2. Burada da üstleri çıkarman gerekiyor. İşte yavaş yavaş ısındırmaya devam ediyorum. 2 üzeri x eksi 2 şeklinde seni denklemlere hazırlık yapmaya başladım Tonguç'cum. Şimdiden geldik üstün üstüne. Bak a üzeri ne üzeri me demiş. Burada çok basit bir mantık var. A üzeri M üzeri ne olur fark etmez. Ama üstün üstünde bu üstleri çarparsın. A üzeri N çarpı Zaten bunlar bildiğin şeyler. Ben seni bir daha hatırlatmak için buradayım hiç merak etme. 2 üzeri 4 üzeri 3. Mesela 2 üzeri 4 kare 3 şeklinde yani 2 üzeri 12 şeklinde yapabilirsin. Mesela 9 üzeri 4. Hayda burada bir şey yok. Niye bunu verdin bana diyeceksin. Neden hocam bana. neden bunu verdiniz bana? Aynen çünkü 9 aslında 3'ün karesidir. 3'ün karesi şeklinde yazarım 9'u. Üzerinde de eksi 4 var ya. Eksi 4'ü aynen buraya yazarım. O zaman cevabımız aslında bu ikisinin çarpımında 3 üzeri eksi 8 çıkar diyoruz. Mesela 2 üzeri x eşittir a demiş. 3 üzeri x eşittir b demiş. 18 üzeri x'in a ve b türünden eşit demiş. O zaman işte geldik denklemlere yavaş yavaş ısınıyoruz Tonguç'cum. Burada mantık şu. Bize neyi sormuş? 18 üzeri x sormuş. 18 aslında 9 kere 2 demek değil mi Allah'ını seversen? Evet. 9 kere 2'nin x'inci kuvveti demek değil mi aslında bu Tomuç Evet evlenme? hocam. Peki 9 ne demekti? 3'ün karesi demek değil mi Tomuç evet. Evlenme? Evet. 3'ün karesi 9. E, 2 de burada var. 3'ün karesi çarpı 2 çarpı x demek. Şimdi ben burada yapacağım şey şu aslında. Bu x'i e, her ikisine dağıtacağım. 3 üzeri 2 ile x'i çarpacağım. Neydi üstün üstünde? Bu x'i çarpılıyor da 2x Çarpı. Bunun üstünde görünmez bir 1 vardı. Harikasın. 2 üzeri 1 üzeri x de 2 üzeri 1 x'tir. Hee. Aslında bak dikkat ettiysen 2 üzeri 1 x aslında 2 üzeri x demek. Yani bu A'ymış o zaman. Bak şunun A olduğunu biliyorum. 3 üzeri 2 x de acaba nedir? Bak dikkat et. Tonguç'um 3 üzeri 2 x dediğimiz şey 3 üzeri e, x üzeri 2 değil midir Allah'ını seversen? Evet. O zaman diyorum ki 3 üzeri x zaten B'ydi. B'nin karesi şeklinde yazılabilir. O zaman bu da B'nin karesiymiş. B'nin karesi çarpı A. Aslında bizim aradığımız zımbırtıymış diyoruz ve geldik bir örneğimize. Örnek soru. Adık. Karıştırıyoruz tabi işlemleri. Birazcık daha zor gibi gözüküyor ama zor, zor değil hiç merak etme. 3'ün üçün 3. kuvveti çarpı. 9 aslında 3'ün karesidir. Üzerinde bir tane daha 2 var. Tamam onu da yazdım. Çarpı 27 3'ün 3. Üçüncü kuvvettir. Böyle diyorum. 3 üzeri 5 çarpı. Bu aslında 3'ün karesidir. Üzerinde ne var? Eksi 1 var Tonguç'um. Hemen bunları çarparsak 3'ün 3. Üçüncü kuvveti çarpı. Bu eksi çarpılırsa 3'ün 4. kuvveti çıkıyor Tonguç'um. Çarpı 3'ün 3. Üçüncü kuvveti çıkıyor. Bölü 3'ün 5. kuvveti çarpı. Bu çarpırsa, eksi çarpılırsa 3'ün eksi 2. kuvveti çıkıyor. Şimdi yapmamız gereken zımbırtı şu aslında. Tabanlar aynı. Üstler toplanır. Neydi? 3, 4, 7, 3 daha 10. 3 üzeri 10 çıkar. Bölü. Burada tabanlar aynı üstler toplanır. 3 üzeri 3 çıkar. 3 üzeri 10 eksi 3'ten. Çünkü üstler çıkarılması gerekiyordu bölmede hatırlıyorsan. 3 üzeri 7 çıkar. Bizim doğru cevabımız diyoruz. Ve mükemmel bir şekilde konumuzu neredeyse tamamladık. Toplamı çıkarmayı anlatacağım sana. Bir, bir iki tane daha işlem bir bitiyor. Tonguç'um hem Bizim bak e, hayır Tonguç'um şunu yapacağım hem tabanları hem tabanları hem üstleri aynı olan üstü sayılar ortak parantez alınarak toplamı çıkartabilirim. Mesela bak Tonguç dikkat et bak buradaki e, ifadede 3 tane terim var artı ve eksi arasında. Bu terimlerde e, bak 10 üzeri 5'e dikkatini çekmek istiyorum. Bu bir elma ise Tonguç'um. Elma armut hesabı yapacağız. Diyeceğim ki bak 4 tane elma 3 tane elma. E burada başında görünmez bir 1 çarpı vardır. 1 tane elma diyebiliriz. 4 elma, 3 elma daha, 7 elma. 1 elma çıkarsa 6 tane elma şeklinde yazıyor. İşte bu kadar. 6 çarpı üzeri 5. Ne kadar basit bir işlemi. Dikkat ettin mi? Ben aynı şeyi burada da yapacağız. Bak bunlara armut diyorum. Bunlara armut diyorum. Buna armut diyorum. Bak bunun başında görünmez 1 vardır. 1 tane armut. Artı 4 tane armut. 5 armut etti. 2 armut ondan çık. 3 armut etti. 3 tane x üzeri 3 şeklinde yazabiliyoruz. Mesela bu zımbırtıya baktık. E, 2 çarpı 3 üzeri 5 artı 3 üzeri 4 şeklinde hiç ya bu elma bu armut kardeşim ne yapacağım demene gerek yok. Çünkü aslında 3 üzeri 5 demek 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 demek. Değil mi bir adam benim? Evet hocam. Peki bu aslında bak şuradaki sayı 3 üzeri 4 değil mi? Evet. Peki yandaki de 3 değil mi Tonguç'um? Evet. Şimdi bak 2 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 3 artı 3 üzeri 4. Bak şimdi elmalar armutlar bir birleştirildi mi? Evet. O zaman diyorum ki bak 2 kere 3 kaçtır? 6'dır. 6 tane 3 üzeri 4 artı. Burada da hiçbir şey yok ya. 1, bir, bir tane 3 üzeri 4 toplam 7 tane 3 üzeri 4 şeklinde sonucumuzu bulabiliyoruz. Bravo diyorum sana. Ve geldik üstü denklemlere. Of. Artık işte zaten 9. sınıfta en önemli göreceğimiz kısım bu. Bu denklemlerde demin öğrendiğimiz bütün bu kuralları 6, 7, 8. sınıfta öğrendiğimiz bütün bu kuralları kullanacağız ve çözüm kümesi bulmaya yani denklemin denklemdeki x'i bulmaya çalışacağız. Peki hemen nasıl yapacağız? 25 üzeri x artı 1. Adam 25'i gördük. 125'i gördük. Ya bunlar kardeşim uzatma. Lafı uzatmana gerek yok. Lafı ağzına geveleme. Çünkü zaten sen 5'in karesisin. 25. Sen de 5'in 3. kuvvetsizin 125 şeklinde yazıyoruz. Ve üzerindeki şeyleri de hiç eksiltmeden yazıyoruz. Sonrası diyorum ki ya kardeşim bak burada üstün üstü kuralı var. Bu ikisi çarpılıyor diye birbirine. 5 üzeri 2x, e, 2x artı 2 eşittir. 5 üzeri 3 şeklinde yazabiliyor. Biliyor. O zaman diyorum ki Tonguç Allah aşkına buradan ikisini nasıl alıyorum ben? Zor gibi gözüküyor değil mi? Hayır. Değil mi? Burada da 5 var. Burada da 5 var. E burada eşittir var. E o zaman bunun üstündeki zımbırtı, bunun üstündeki zımbırtıya eşit olması gerekiyor. Yani 5 üzeri öküz diyelim Tonguç'un. 5 üzeri 7 diyelim. Öküz kaç lira Allah'ını seversen? 7. İşte bu kadar. Hemen gözüküyor. bu Bununla eşit olmak zorunda. Aynı şekilde 2x artı 2 de 3 ile eşit olacak. O zaman 2x eşittir 1 olmak zorunda. x 1 2 şeklinde bulabiliyorum işte. Geldik bu zımbırtıya. Bunun çözüm kümesi sormuş. Neyin karesi 9 lira Allah'ını seversen? Hemen neyin karesi 9'dur? 3² 9'dur. Bravo. Sadece 3'ün karesi mi 9'dur? Dan gözrelim ben. -3'ün karesi 9. Hayır. -3'ün karesi 9'dur. Yani x 2. Tamam. Eyvallah. 3 olabilir. Bravo diyorum. 3'ün karesi 9'dur. Bravo diyorum sana. Ama Tonguç'um x 2 aynı zamanda -3 de olabilir. Çünkü hemen hatırlatayım. -3'ün karesi aslında -3 x -3 olmak üzere artı +9. Yani buradaki ifade veriyor. Dolayısıyla 3 ve -3'ün karesi 9'dur. Bu çok çok temel bir matematik kuralı mıdır Tonguç'um? O zaman x eşittir 5'tir diyorum. x eşittir burada mutlaka artı 2 eksi 1'dir diyorum. O zaman çözüm kümesi dediğimiz şey normal süslü parantezimizi açarız. 5 ve eksi 1 olabilir diyorum ve mükemmel bir şekilde dersimizi mükemmel bir şekilde noktaladık. Üstü denklemlerle ilgili, üstü ifadelerle ilgili ne öğreneceğiz diye tamamen e, görmüş olduk. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yol. Hadi bakalım öyle. <laughs>